Hepinize merhabalar. Ben Murat Topal. Kişisel görüşlerimi paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Japonya'nın en iyi 5 tatil bölgesini derledim. Eğer şehrin stresinden sıkıldıysanız ve dağlara, doğayla bütünleşip dağlara kaçmayı düşünüyorsanız, rahat bir nefes almak istiyorsanız bu 5 lokasyon tam size göre. Japonya içinde yaşıyorsanız veya da yakın bir zamanda Japonya'yı seyahat etmeyi düşünüyorsanız bu lokasyonlara gitmediyseniz gitmeyi deneyebilirsiniz. Umarım keyifli bir video olur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Listemizin 5 numarası Okutama Tokyo'nun Tokyo hemen önünde yoğun şehir sokaklarından bir kaçış istiyorsanız adres burası. Tokyo'nun merkezi her ne kadar harika olsa da biraz kalabalık. Neyse ki harika açık havayı düşündüğünüzden daha yakın bir yerde bulabilirsiniz. Batı Tokyo'da bulunan küçük Okutama kasabası şehir halkı tarafından günübirlik geziler ve hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir turistik inziva yeri olarak bilinir. Geniş ormanlar ve dağlar bölgeyi çevreler. Ağaçların canlı renklere dönüştüğü sonbaharda veya sis tepeleri örttüğü serin sabahlarda izlenen manzara nefes kesicidir. Yürüyüşçüler Okutama'nın 3 dağını keşfedebilir. Okey, Mito, Gozenyama ya da ödüllendirici bir görünüm için Kumutori Fuji. Balıkçılar Tokyo'nun içme suyunun %20'sini sağlayan Okutama Gölü'nde somon ve alabalık yakalamayı deneyebilirler. Balık tutmayı sevmiyorsanız yaya köprüsünü kullanarak gölün üzerinde gezintiye çıkın. Tamagawa nehrinin yukarısında güzel bitki örtüsü ve kristal berraklığında su ile muhteşem bir kanyon ve patiko olan Hatanosu Vadisi'ni bulacaksınız. Tabii ki siz de dinlenmeyi hak ediyorsunuz ve muhakkak yapmalısınız. Okutama'da birçok ryokan yani geleneksel Japon hanları bulunur. Bunlardan bazıları asırlık hatta bir asırdan da ötedir. Sakin bir onsen yani kaplıca içine girebilir ve yerel bir spesiyalite olan bir kase baharatlı wasabi udon deneyebilirsiniz. Kaçırmamanız gereken nokta ise bu bölgede olağanüstü yürüyüş için birkaç daha sahip olmanın yanı sıra Okutama kanyon geçişi içinde harikadır. Bir rehber ile güvenli ama heyecan verici bir macera yaşayabilirsiniz. Okutama ayrıca her yaz yıllık Okutama Norio Havai Fişek Festivaline de ev sahipliği yapmaktadır. Mümkünse ormanların üzerindeki havai fişeklerin rakipsiz manzarasını görmek Için Atoga Dağı'na 4 saatlik bir yürüyüş yapın. Ne zaman gidilir diye merak ediyorsanız Okutama'yı ziyaret etmek için en iyi mevsim yoktur. Ancak bahar ziyaret etmek için en popüler ve en pahalı zaman olarak kabul edilir. Ekim ve Kasım ayları arasında ne sıcak ne de soğuk bir mevsim belki birçoğumuz için en iyisi olabilir. Listemizin 4. sırasında Takayama Gifu eyaleti var. Öncelikle söylemem gerekirse yaz kış bu bölgede kendimi muhteşem huzurlu hissediyorum. 300 yıllık geçmişi olan tenha bir dağ şehridir Takayama. Takayama'da bir şehir yani Gifu şehrinin dibinde Japon alplerinde uzak konumu ve yüksek rakımı sayesinde Takayama kültürünün çoğunu son 300 yılda korumuştur. Bu güzel Edo dönemi mimarisinde tapınaklarından ve kasabalarında onu doğal dağ manzarasıyla nasıl birleştirdiğini görebilirsiniz. Takayama'nın korunmuş eski şehri Sanmachi Suji şehrin merkezidir. Geleneksel evler, hediyelik eşya dükkanları ve kafeler, tarihi sake imalathaneleri ve miso dükkanlarıyla uyum içindedir. Burada Hida Bifteyi gibi yerel lezzetleri deneyebilirsiniz. Sanmachi Suji ayrıca Takayama Tarih ve Sanat Müzesi, Fuji Halk Müzesi ve Takayama Jinja'ya ev sahipliği yapmaktadır. Takayama için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımda birkaç video daha bulunmaktadır. İzleyebilirsiniz. success. Şehrin kuzeydoğusundaki Sakurayama Hachimangu Tapınağı Takayama'nın en eski tapınağıdır. En çok karmaşık geleneksel kukla performansıyla ünlü olan popüler Takayama Matsuri'ye ev sahipliği yapar. Tapınak aynı zamanda şehrin doğu tarafına giden Japon alplerinin muhteşem manzarasına sahip sakin bir parkur olan Higashiyama yürüyüş yolunun da başlangıcıdır. Kaçırmamanız gereken şey burada da tabii ki Japon alplerini de unutmamanız. Takayama'dan sadece bir saat Nagano sınırlarındaki doğal bir vadi olan Kamikaze Kochi'dir. Japon yosun bir de vadisi olarak adlandırılan bu yerde acemi bir yürüyüşçünün bile keyfini çıkarabileceği sessiz Akarsular ve düz yollar bulacaksınız. Ne zaman gitmeliyim Murat derseniz yaz çoğu insan için biraz fazla sıcak. Ortalama sıcaklık 35 derece ve üzerine çıkabilir. Nem de şaka değildir. Hani derler ya göstergide hava 35 derece benim hissettiğim 50. İşte öyle. Araçlar da yaz aylarında Kamikochi'ye giremiyor. Sonbahar Takayama'yı ziyaret etmek için en keyifli zaman olarak kabul edilir. Ancak Takayama'da kış aynı zamanda sakin bir karlı zemine sahip geleneksel bir Japon kasabasını görmek için mükemmel bir fırsattır. Her iki zamanda da ziyaret etmenizi öneririm. Listemizin 3 numarası Fuji Beş Göller Yamanashi Eyaleti. Maceracılar için mükemmel bir tatil destinasyonudur Fuji Dağı ve çevresi. Japonlar Fuji Dağı'na Fuji San Derler sinirlenmesin, lav püskürtmesin diye. Japonya'nın en seçkin simgesi olan Fuji Dağı'nın tabanında bulunan 5 güzel gölün grup adıdır. Fuji, 5 göller. Hepsi Fujisa'nın güçlü püskürmeleri tarafından oluşturulan Kawaguchi, Yamanaka, Saiko, Choji ve Motosu olarak adlandırılmıştır. Her göl abartısız, bozulmamış, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapmaktadır. Tüm göller arasında Kawaguchi en erişilebilir olanıdır. Ancak bu sadece diğer gölleri yoğun kalabalıklar için daha da uzaklaştırıyor. Yine de Kawaguchi-hiko kasabası bölge için uygun bir merkez oluşturuyor. Her göl ziyaretçilere yelken, balık tutma, kamçılık, yürüyüş ve çok daha fazlası gibi açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunar. Kıyılarda bulunan küçük kasabalardan birinde 10 sene dalabilir veya yerel spesiyalite olan hotonodulları tadabilirsiniz. Kawaguchi-hiko müzik ormanı gibi ilginç müzeler de var. Yakınlardaki Aoki Gahara Jukai Ormanı efsanelere, lanetlere ve buz mağaralarına ev sahipliği yapan bir ağaç denizi veya büyük Fujiyoshida Sengen Mabedi ilgi çekici olabilir. Kaçırmamanızı istediğim önemli bir husus da bu bölgede 1 Ağustos'tan 5 Ağustos'a kadar her gece farklı bir gölde arka arkaya muhteşem bir havai fişek gösterisi düzenlenir. Havai fişek gösterileri gölün ilgili 5 festivaliyle çakışır. Ne zaman gidilir derseniz her mevsimde 5 göl ve çevresi için farklı şeyler sunar. İlkbahar ve son Baharda açık ve rahat havası sayesinde ziyaret etmek için en çekici zamanlardır. Ancak kar sporları ve tatil köyleri yalnızca Aralık ve Nisan ayları arasında mevcuttur. Ayrıca Fuji Dağı'nın tırmanma sezonu Temmuz'da başlar ve Eylül'de sona erer. Listemizin 2 numarası Choshi Chiba Eyaleti Choshi soya sosu ve balıkçılık endüstrisi ve Inubosaki sahilinin olağanüstü panoramik manzarası ile ünlü büyüleyici bir liman kasabasıdır. Ancak son zamanlarda rüzgar enerjisi ile de tanınmaya başlandı. Şehir kıyı şeridinde göze batmayan rüzgar çiftlikleri geliştirmenin ön saflarında yer alıyor. Bunu görmenin en iyi yolu tarihi Çoşi elektrikli demir yolu üzerindedir. Mütevazi tren hattı Çoşi'den Tokava'ya kıyı şeridi boyunca şehrin kırsalından geçer. Eski moda trendeki yolculuklar Avrupa mimarisini, çarpışan deniz pelerini ve Inubosaki deniz fenerini görebilirler. Japon deniz fenerlerinin babası İngiliz mühendis Richard Henry Brunton tarafından inşa edilen Inubosaki Deniz Feneri şehrin simgesidir. Diğer ilgi çekici yerler arasında Chikyuno Maruko Mieru Oka Okyanus manzaralı gözlemevi, Buyobuka Ura kayalıkları ve Empukuji tapınağı bulunmaktadır. Hepsi batan güneşin nefes kesen manzarasını sunmaktadır. Kaçırmamanız gereken şey Japonya'nın hayalet hikayeleri anlatmak için geleneksel sezonu olan yaz boyunca Choishi Dentetsu treni inişli çıkışlı bir perili eve dönüştürülerek daha eğlenceli bir hale gelir. Spor Uykoz Tren adı verilen biletler Temmuz ayından Ağustos ayının sonuna kadar hafta sonları satılmaktadır. Ne zaman gidilir derseniz çoğu Çoğuşi'deki en sıcak aylar genellikle Ağustos, Temmuz ve Eylül'dür. Sıcaklık Aralık'tan Mart'a kadar soğur ancak genellikle serin olur. Tercihinizi buna göre istediğiniz sıcaklık süresinde yapabilirsiniz. Geldik listemizin bir numarasına. Tabii ki bu benim hazırlamış olduğum bir liste. Nakagawa ve Otawara Tochiki Eyaleti küçük kasaba cazibesi ve Japonya'yı bir arada keşfetmek, deneyimlemek istiyorsanız bu destinasyon tam size göre. Tochigi'nin huzurlu Nakagawa ve Otobara'sı Japonya'da mango, çay, kiwi ve kahve dahil olmak üzere en sevdiğiniz yiyeceklerin birçoğunu üreten şirin, balıkçı ve çiftçi kasabalarıdır. Topluluklar, olta ve kamçılar için iyi bilinir. Ancak kırsal Japonya deneyimi arayan turistler arasında giderek popüler hale gelmektedir. Otavara'da gerçek bir çift çiftçi ailenin yanında kalabilir, onlarla tarlada çalışabilir ve kırsal kesimde yaşamın gerçekte nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Yakınlardaki Nakagawa, Japonya'daki en güzel köylerden biri olarak belirlendi. Aran Nehri üzerinde akan sularla dolu bir savak olan Takase Kanko Yanada da tuzaklarla tatlı balık yakalamayı deneyebilirsiniz. Kaçırmamanız gereken şey Yatay Matsuri Otavara Şehir Merkezi'nde Kanadora merkezli iki günlük gürültülü bir etkinliktir. Otavar... Ne zaman gidilir derseniz bölgedeki açık hava aktivitelerinden en iyi şekilde yararlanabileceğiniz daha sıcak aylarda ziyaret etmek için harika bir zaman olduğunu evet, düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizin favori mekanınız hangisi? Benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bana soracak olursanız ben Takayama ve Fuji Beş göller bölgesini çok beğeniyorum. Ve ara sıra seyahat ediyorum. Sizin favori bölgeniz hangisi? Heyecanlandım şu anda. Sizin favori bölgeniz hangisi? Veya Japonya'yı seyahat ettiğinizde bu bölgelerden hangisine gitmek istersiniz? Unutmadan söylememde fayda var ki bu bölgeler Japonya'nın daha çok kırsal, doğayla iç içe olan bölgeleri. Şehir merkezleriyle ilgili videolar daha sonra gelmeye devam edecek. Favori bölgenizi yorumlarda belirtirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriklerin daha fazla gelmesini isterseniz yorumlar bölümünde belirtilebilirsiniz. Belirtebilirsiniz. Şu an birden heyecanlandım kalbim böyle atıyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Şöyle tam olarak kameranın odağına bakınca öyle oluyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu anda Japon yazı başlamış durumda. Klimanın sesi buraya karışmasın diye. Onu da en düşük ayara açtığım için bilmiyorum kamerada belli oluyor mu terlemeye başlıyorum. Ben videoyu yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz ve bir gün buraları ziyaret etme fırsatı bulabilirsiniz. Belki de bir kahve içeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.